Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle paylaşmak istediğim bir videom var. Uzun zamandır arkadaşıma hediye almak istiyordum. Bir hediye aldım ancak bunu basit bir yolla değil de bir kutu halinde vermek istedim. O yüzden de hem bunu sizlerle paylaşmak istedim hem birlikte deneyimleyelim. Şöyle bir ayakkabı kutum var. Gördüğünüz gibi boş bir ayakkabı kutusu. Bir tane kablik aldım bu şekilde. Yapıştırıcıya, makasa ve tabii ki de kalem ve cetvele ihtiyacım var. Fazla lafı uzatmadan hemen başlamak istiyorum. O yüzden başlayalım. Thank you.
Evet, hediye kutumu bitirdim arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zamandır vermek istediğim hediyelerim vardı arkadaşıma. Çok büyük bir şey değil. Tabii ki de hediyenin büyüklüğü, küçüklüğü de önemli değil burada. O yüzden kendimi alırken biz böyle birbirimize genelde hediyeler alırız. O kendini alırken bana alır vesaire. Ben de kendime bir şeyler alırken açıkçası almak istedim. Hediye kutum burada dursun. Size şimdi aldıklarımı göstereyim. Hem şöyle bir kablom vardı benim. Onunla kablamak istiyorum. Yani kablamak dediğim paket halinde yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle başlayayım hatta hemen. Bir tane çorap aldım arkadaşlar. Bir tane çorap aldım. Bunu hemen göstereyim size aldıklarımı kısa kısa. Şöyle bir normal sade düz çemberim var. Çemberimin yanına bir tane iğne kutusu aldım arkadaşlar. Ama bu iğne kutusunu şöyle kesmek istiyorum. Hatta hemen başlayayım kablamaya. Şöyle bir yapıştırıcım var. Bu yapıştırıcımı yapmak istiyorum. Hediye olarak. Şöyle yapalım. Küçük şeyler ama hatırlanabilmek, verdiğini gösterebilmek bence güzel. Yani hem hediyeleşmek sünnettir. Hediyeleşin. Annenize, babanıza, illa arkadaşınıza, sevgilinize olması gerekmiyor bu. Eşinize, dostunuza bunları da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Küçük ama dediğim gibi basit şeyler. Dediğim gibi çok fazla bir şey almadım. Sadece vermek istediklerimi hani paket halinde değil de böyle bir kutu yaparak veya kutu içinde vermek istedim. Bir de arkadaşım da benim gibi bekar. O yüzden çeyizine katkıda bulunmak istedim. Şöyle üçlü kase gördüm daha doğrusu. Bundan iki tane aldım. Birini ona, birini kendime aldım hatta. Bu beyazı, bu da siyah olan arkadaşlar. Kendim olanı açıp gösterebilirim hatta. Böyle bir şey arkadaşlar. Yani bu aynısının beyazı. Bunlar brownie içinmiş. Ben bunları görünce çok beğendim. Hem ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Sunum tahtasıyla birlikte yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Yani hem kendime hem arkadaşıma almak istedim açıkçası. Beyazı daha hoş bence. Ben o yüzden ona beyazını vermek istiyorum. Hem beyazını daha çok beğeneceğini düşünüyorum açıkçası. Tatlı, hem hani böyle çekirdek için, çerez için falan da kullanılabilir bence çay yanına. Çok hoş. Yani bu şekilde. Bu da bunun beyazı. Bunları kablamayı düşünüyorum. Yani paket halinde yapmayı düşünüyorum. Bir de şöyle gittiğimiz yerlerden işte geçirdiğimiz anıların fotoğraflarını çıkarttım arkadaşlar. Onları da koyacağım. Altına da böyle işte tarihlerini attım ki hani işte beraber güzel anılarımızın bir hatırası olarak kalsın. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi paketleyeyim tekrar. İnşallah bitirince görüşürüz.
Bir de böyle not defteri almıştım. Kendinden kalemli. Onu söylemeyi unuttum. Evet, paketleme işim bitti arkadaşlar. Şimdi birlikte yerleştirelim. İlk önce bu biraz ağır. Bunu bu şekilde vermek istiyorum. Bu arada ben elden teslim edeceğim arkadaşıma hediyemi. Siz tabii ki de kargoya verecekseniz kırılmaması için veya kırılacak bir eşya koyacaksanız benim gibi etrafına bu şekilde bunları keserek küçük küçük hani etrafını yumuşak tutması için ekleyebilirsiniz içine. Ben tabi elden vereceğim için hani gerek görmüyorum. Boşu boşuna koymaya gerek yok. İlk önce şu çikolatalardan almıştım. Onlardan eklemek istiyorum. Salep aldım. Tabi siz farklı hediyeler koyabilirsiniz arkadaşınızın sevdiği ürünlere göre. Bir gün kozmetik ürünleri de olabilir aslında. Çok kullanan, seven arkadaşlarınız varsa. Benimkisi sadece size göstermek amaçlı bir fikir yani. Dediğim gibi not defteri almıştım. Bunu söylemeyi unuttum ama kablarken gördünüz sanırım. Nasıl yapalım? Zaten girmiyor ama yani artık şu şekilde yapmak istiyorum. Böyle yapalım. Evet. Dediğim gibi bir de fotoğraflarımız var. Şöyle gittiğimiz yerlere dair. Altına küçük tarihler attım. Bir de tabii ki de notlarım var. Bunu dediğim gibi siz arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Ben şöyle yerleştireceğim. Evet, sanırsam bitti. Evet. Bence gayet hoş oldu. El emeği olduğu için. Yani hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Yani bana gelse böyle bir hediye çok da sevinirim. Yani hazır almak istemedim. Hazır almak istemediğim için biraz böyle kendim uğraşmak istedim açıkçası. Yani bence daha kıymetli. Yani hazırdan ziyade böyle yapılan el ürünleri, el emeği olan şeyler daha güzel. Evet. Bitti arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Yani bence gayet de hoş oldu. Tabii içi de güzel oldu. Bence gayet güzel. Bu şekilde oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.